Tahrim suresinin 3. ayetinde bir gün Nebi eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. O da onu diğer eşine bildirince Allah bu olayı Nebisine açık etti. Nebi onun bir kısmını eşine anlattı, bir kısmını da anlatmaktan vazgeçti diye devam ediyor. Eşine bildirdiğinde bunu sana kim bildirdi dedi. Nebi de Allah'ın bildirdiğini söylüyor. Şimdi bakın burada aslında olay ne? Yani size verilmiş olan bir bilgi var ve bu bilgiyi normalde almaması gereken bir kişiye siz iletiyorsunuz. Aslında o kişinin size bir güvenini tahrip ediyorsunuz. İkincisi de o bilginin gizliliğini ihlal ediyorsunuz. Alan nebisi olduğu için Kur'an-ı Kerim'in iniş döneminde bu ortaya çıkıyor ve bu olayın yanlışlığı bize anlatılıyor. İşte bizim de bize emanet edilen bilgileri, bize verilen bilgileri kesinlikle kimseyle paylaşmamamız gerekiyor. Bize verilen bir sır o insanla alakalıdır. Onun itibarıyla, hayatıyla ilgili bir şeylerle oynuyor olabilirsiniz. Onu başkasıyla paylaşırsanız eğer. Mesela bu olayda da belki bir aile faciasına neden olabilir böyle bir şey. Fakat bakıyoruz günümüzde maalesef işte televizyonlarda geniş aileler içerisinde yaşanan pek çok sıkıntılı olay var. İşte zaten bunlar genellikle birbirlerine yakın oturan, birbirlerinin evine destursuz giren çıkan, bu gibi kuralları gözetmeyen, bu nedenle maalesef aralarında zinaya yaklaştıracak şeyler oluşan insanlar arasında olabiliyor. Daha sonra bunlar televizyonda milyonlarca insanın gözünün önünde ifşa ediliyor. İfşa da aslında mahremiyetin tam zıttıdır. Yani gizli bırakmak, saklamanın tam zıttı olarak herkese duyurmak, herkese göstermek. Bu istenmeyen bir şeydir. Allah-u Teala Nisa 148. ayet olması lazım. Kötü sözün açık edilmesinden hoşlanmaz, zulüm gören kişi başka diyor. Yani eğer siz bir zulüm altındaysanız ve bunu çözebilecek bir kimseye bu sözü iletiyorsanız bunda sıkıntı yok. Ama onun dışında hiçbir çözüm oluşturamayacak milyonlarca insanla kötü olayların, kötü şeylerin paylaşılması, bunların ifşa edilmesi, aile sırlarının ifşa edilmesi kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e uygun davranışlar değil, Allah-u Teala'nın yasakladığı davranışlardır.